Merhabalar. Bugün Kara Tahta'da bir tiyatro oyununu konuşacağız. 80'lerde Lubunya olmak. Ufuktan Altunkaya ve Elit Çam bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Evet, Mekan Artı'nın yeni oyunu, daha yeni premier yaptı sayılır ay başında. 12 Eylül'den başlayalım. Yani 12 Eylül mağduru çok. Yani başbakan dahil aşağı doğru gidiyor. 33 yıldır da konuşuyoruz aslında. Siz çok daha farklı bir noktadan 12 Eylül'e, 12 Eylül'ün hemen öncesi ve sonrasına bakıyorsunuz. Ne ilgisi var 12 Eylül'ün? Hani herkes biraz da kendine karşı yapıldığını düşünüyor ya darbenin. Ya da çok mağdur olduğunu. LGBT bireylerle, yani Lubunyalarla oyundaki adıyla 12 Eylül'ün ne ilgisi var? Aslında pek bilmediğimiz bir tarafı var 12 Eylül'ün. Yani oyunda da sık bahsettiğimiz bir şey. Sadece sol, sadece sağ çekmedi. Aynı zamanda Lubunyalar da 12 Eylül'den çok çekti diye bir bölüm var. Tamamen de bu dediğim gibi 12 Eylül aslında sadece bizim bildiğimiz tarafıyla yok. Çok konuşuldu dediğiniz gibi bugüne kadar herkes söylüyor 12 Eylül'ün getirdiklerini götürdüklerini. Biz bunun başka bir açısından görmeye çalışmak için bu oyunu yaptık ve aslında 12 Eylül'ün sadece mağdurlarının sağ sol politik tarafları olmadığını aynı zamanda eşcinsel bireylere de getirdikleri olduğunu göstermek için bu projeyi yaptık. Şöyle algılanır ya hep darbe dönemleri ve baskı dönemleri aynı zamanda kültürel yozlaşmanın ya da toplum dışına itmenin araçları olarak algılanır. Ama sizin oyun zaten toplumun en yozlaşmış görünen, en öyle algılanan batakhane, eğlence mekanları, oralara dair bir şey. Burada da bir çelişki yok mu? Normalde oraların daha da yaygınlaşması gerekmiyor mu darbe dönemlerinde? 12 Eylül ile alakalı olabilir bu. Yani 12 Eylül her şeyi silmeye ve yok etmeye, yeni baştan yazmaya ve yeni baştan oluşturmaya yönelik bir darbe olduğu için aslında 12 Eylül yönetiminin kendi kafasında çizdiği, kendi ideal toplumunu yaratmak adına oluşturduğu o çizgiyi meydana getirebilmek için bunları aslında yok etmiştir. Yani aslında tam tasarladığımız gibi ya beynimizde oluşturduğumuz gibi bir darbe mantığı yok 12 Eylül'ün hepimizin de bildiği gibi. Tümüyle kendi toplum yapısını, kendi ideal yapısını hem din olarak hem toplumsal olarak hem doğru ahlaki yaşam olarak bir biçimlendirme amacı güdüyor ve bu yüzden de herkes payına düşeni oluyor. Yani o yüzden de eğlence yerleri de tırnak içinde yok ediliyor. Bir kültür, bir toplumsal sınıf yok edilme amacı güdülüyor gibi. Evet, bir de şöyle bir durum var. Çok marjinal bir gruptan bahsediyor olduğumuz için aslında iktidar ne olduğunu anlayamıyor uğraştığı şeyin. Yani tanımlayamadığı bir şey var orada. Ve hani o ona zararlı mıdır, iyi midir, kötü müdür bunun ayrımını yapabilecek durumda değil. Çünkü hani kendi ahlak algısı ya da kendi cinsiyet algısı içinde bir yere oturtamadığı, tanımlayamadığı bir grup var. Ve ne yapacağını bilmediği için böyle bir şeylere yol açıyor aslında bu. Tabii döverek, işkenceyle de baskıyla zor vazgeçirmeye çalışıyor solcuyu, sağcıyı neyse bir şeyi, evet. Fikri baskılamaya çalışıyor ama eşcinsellik baskılanabilir bir şey değil. Ama bu da çok savunuldu yani hani bu şekilde çalışmaları var yani döverek çocuğunu eşcinsellikten vazgeçirebileceğini düşünüyorlar insan. Bu şey de değil yani çok böyle eğitimsiz kesimle için konuşacağımız bir şey değil. Hani çocuğuna iyi sıkı bir eğitim verirsen eşcinsel olmaz gibi algılanabiliyor bu yani. Evet. Bir yandan da hakikaten hiç algılayamadığı için, onun ne olduğunu tanımlayamadığı için hani elinde bir şey var ve hiçbir yere koyamıyor. Ve hani çektikleri işkenceler de bir şeyden vazgeçirmek üzerine de değil aslında. Eşcinsel tamamen yok etmeye ve silmeye yönelik. Yani dünyada bile daha 70'lerde Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalıklar listesinden çıkarılmış bir şey eşcinsellik. Evet. Değil ki Türkiye'de yani. Hala Türkiye'nin devlet yapısı içinde hastalık olarak görülüyor. Yani daha 1-2 yıl öncesinde bakan bu yönde açıklama yapmışken hala askeriye eşcinselliği hastalık olarak kabul ederken zaten toplumun askeri bir darbenin bu sınıfı yok etme amacı gütmesi çok normal. Evet. Tabii oyunun bir sözlü tarih çalışmasına alındığını da söylemek lazım. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği'nin
aslında izleyeceğimiz, oyunda izlediğimiz, izleyeceğimiz her şey birebir yaşanmış ve insanların anlatımları, yaşayan insanların anlatımları. Siz ilk okuduğunuzda ne canlandı gözünüzde? Ya metnin tamamını okudum Ufuk ilk gönderdiğinde ve böyle bir solukta okunan bir şey. Çünkü metin de çok başarılı. Çünkü olduğu gibi yansıtmışlar hakikaten metne de. Böyle düzeltmeden, etmeden, bütün hatalarıyla, doğallığıyla ve hakikaten karşınıza oturuyor o bireyler ve size anlatıyor bütün doğallığıyla. Yani birçok şeyi benim aklım hala dağılmıyor. Yani zaten onu çok fazla da tartışmıyoruz. Yani onu sorgulamamayı öğrendim. Hani tam olarak ne olduğunu, ne yapıldığını, kendilerine ne yapıldığını onlar da bence henüz anlayamıyorlar. Çünkü hani bir sebebi yok, bir şeyin karşısında durdukları için baskı ve şiddet görmek başka bir şey. Bir şey savunduğun için, bir şeyle çarpışmak başka bir şey. Ama sen olduğun için, yani sadece öyle var olduğun için birilerinin seni yok etmeye çalışması çok anlaşılmaz bir şey. O yüzden hani bunu böyle tariflemek, bu acıyı tariflemek çok zor benim için. Özellikle anlatılan şeylerden de belki izleyicilerimize bilgi vermek lazım. Yani topluca döverek trene bindirmelerden zaten bildiğimiz işkencelerin hemen hemen hepsine varan çok kola damga vurulmalar gibi. Aslında şehir dışına, İstanbul dışına atmak bile başlı başına bir garip bir yani hal. Yani bu ne yapacağını bilmemenin en büyük göstergesi, trenlere bindirip şehir dışındaki tarlalarda bırakmak. Yani nasıl bir anlama geliyor bu? Hani o insanları suçlayıp, hani bir suçla damgalayıp cezalandıramıyorsun. Çünkü öyle bir suç yok ortada. Gitsin istiyorsun ama yani, yok olsunlar istiyorsun. Ve görünmez olsun. Evet, yani şehir dışında bir yerde, tarlada bırakıyorsun yani. Keza yani her bölge diğer bölgenin başına atmak gibi bir derdi var. Yani aman, yani atıyorum Ankara'dan çık da nereye gidersen git ben seninle uğraşmayayım. Ve her bölge bu mantıkla şehir dışına götürüp tamamen başıboş tarlalara bırakıp salıvermişler. Peki nefret skalasında hani bununla ilgili araştırmalar yapıldığında hep en başta LGBT bireyler var. İşte ateistler, komünistler, şunlar bunlar hep daha altlara doğru gidiyor. Ama liste başı o. Niye bu sizce? Hani biraz tümüne hakim olduğunuz ve anlamaya çalıştığınız için de bilhassa soruyorum. Yani bunun yine toplumun yapısıyla alakası olduğunu düşünüyorum ve bilinçsizlikle alakası olduğunu düşünüyorum. Yani kendi bulunduğumuz yapı içinde bile ön yargılarımız çok yoğun bir şekilde bulunuyor. Mesela gezi olayları sırasında LGBT bireylerin orada aktif bir şekilde yer alması çok önemliydi diye düşünüyorum. Yani geziden sonra insanlar aslında ön yargılı olmamaları gerektiğini, tırnak içinde söylüyorum bunu ama, onların da insan olduğunu anladılar. Yani ve bunlar çok uzak insanlar değillerdi. Yani bu nefret sadece Anadolu'da, efendime söyleyeyim, uzak yerlerde yaşanmıyor. İstanbul'da en merkezde, en aydın, en bilinçli insan diye tabir edebileceğimiz insanlar arasında da yaşanırken gezi olayları çok önemli oldu diye düşünüyorum bu açıdan. Ve bunun tamamen sebebini tanımamak, bilmemek olduğunu düşünüyorum. Yani insanların ön yargılarını her zaman bilmemek ve tanımamak etkiler. Bir de senin repliğinde, yani senin oyunda söylediğin bir şeydi sanıyorum. Hani bu bugüne kadar pek çok insanla yattım, hiçbir ahlaksız değil, hep ahlaklı insanlarla yattım diyen replik. O aslında çok şeyin özeti gibi sanki. Ne bu ahlak? Yani o seks işçiliği yapan eşcinsel, LGBT ya da trans birey ahlaksız ama onun yattığı koca bir nüfus, çok ahlaklı, babacan, aile babası insanlar. Evet. Bu ahlak o zaman nasıl bir şey oluyor yani? Aynen öyle. Benim için de çok kilit ve çok değerli bir replik o. Yani aslında onu seks işçiliğine iten insanlar, onunla birlikte olan, yani çok özel bir şey paylaşan aslında insanlar, nefret ediyorlar ondan. Yani bu çok ilginç bir şey. Aslında birlikte olduğun bir insanı birlikte olarak cezalandırıyor bir yandan. Hani öyle bir ahlak yapısı var çünkü. O birlikte olarak ona bir ceza vermiş oluyor. Ve itiyor bir kenara. Yani bu çok ilginç bir şey. O onun nasıl diyeyim, hakkı bir yerde birlikte olan adamların. Ve onlar ahlaklı, çok düzgün hayatlar yaşıyorlar. Çocuklarını çok ahlaklı yetiştiriyorlar.
falan. Yani bu inanılmaz bir çelişki. Peki bu sözlü tarih çalışması insanların başından sonuna hayatlarını da gösterdiği için bize, hani tırnak içinde yine ben de kullanayım, zor mevzu gerçekten konuşması. Hani kötü yola düşüren tırnak içinde bir hayat yaşıyor bu insanlar, eğer seks işçiliği kötüyse. Oraya düşüren bir şey var ve bu birdenbire olmuyor. Başka şansı yok mu, hiç mi denememiş bu insanlar? Ya yok, ben tamam LGBT bireyim ama normal bir işte çalışıp hayatımı sürdürebilirim mi? Hiç denemiyorlar mı? Ya da bu şans verilmiyor mu? Nasıl oluyor? Yani ben işte bu aylardır hani çalışmalarımızın üzerine çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki başka şansları olmuyor. Yani bu bir son çare ve başka şansları gerçekten olmuyor. Aslında yapılması gereken, hani üzerine çalışılması gereken, düşünülmesi gereken en önemli adım, atılacak en önemli adım da bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ya çünkü hani toplumun herhangi bir alanında cinsel kimliklerini taşıyarak var olmaları mümkün olmuyor. Sadece o ahlaksız, o karanlık tarafa tarafta cinsel kimlikleriyle var olabiliyorlar. Diğer taraflarda var olamayınca da başka nasıl yaşasınlar? Evet. Zaten 12 Eylül'ün yasaklarından biri, hani sahne yasağı dediğimiz, Bülent Ersoy'la daha çok gündeme gelen sahne yasağının tek sonucu da sahneye çıkan ve şarkıcılık yapanların da seks işçiliğinden başka çaresi kalmaması gibi bir sonuç doğurdu. Peki biraz oyunun kurgusuna dönersek, bir müzik ve sonuçta çok da anlatmayalım ama bir eğlence mekanında öyle kurgulanmış bir bölüm ve şarkılar sonra anlatımlar şeklinde gidiyor. Bu şarkı tercihini nasıl yaptık? Tam 80'lerin başı, böyle en damar parçalar da var. İnsan eşlik etse yanındaki, ya ne o arabesk dinliyor diye bir yan yan bakıyor. Yani bu aslında hiçbir tesadüf değil. Yani özellikle 70'lerle beraber, sizin de bildiğiniz gibi o büyük göç dalgasıyla beraber şehirlerin gitgide yetmemeye başlaması ve eğitim seviyesinin düşmesi, her zaman bir refaha duyulan özlem, yozlaşma, hepsi arabeski doğru, siz de biliyorsunuz ki. Yani ve bu hiç tesadüf değil ki aslında bu mekanların 80'lerden sonra arabeske yönelmesi. Çünkü aslında o acının, iyiye duyulan özlemin, mutluluğa duyulan özlemin dile getirildiği parçalar hep arabeskler ve tam da yeşerdiği yerler. Çünkü hem oradaki trans bireyler böyle bir mutluluğa hasretler, hem aslında oraya gelen toplum da buna hasret, yani başka bir açıdan baktığınızda. Çünkü zaten tümüyle kaybolmuş, sınıfsal olarak itilmiş, var olamayan, hiçbir yerden kabul görmeyen bir toplum var ortada ve artık bunlar çoğunluğa geçiyorlar. Ve arabeskin de yükselmesi hiç de tesadüf olmuyor bu noktada. Sonrasında da zaten 2000'lere taşıyor bu. Bugünün politik sonuçlarına kadar getiriyor. Evet. Toplam yine bizi Gezi'ye kadar getiriyor yani. Aslında o umutsuzluk ya da moralsizlik hali. Peki seçimi nasıl yaptın? Yani tamamen o dönemin hit parçaları zaten oyunda kullandıklarımız. Yani Acıların Kadını, Sen Affetsen Ben Affetmem, Ben de Özledim, Benim için Üzülme. Keyfimize göre seçtik. Yani tümüyle o dönemin monologlarla da bağlantılı olarak aslında birazcık en hit olanları koymaya çalıştık. Evet, güzel. Peki biraz bu kültürel iklimi de gösteriyor ya bu şarkılar. Yani 12 Eylül sonrası atamadığımız kültürel iklim. İşte bu en aşağıdakilerin yaşam biçimi, yaşadığı dertler, sonra onun bir anlamda da şöyle bir çelişki görülüyor. Oyundan çıkardığım sonuç olarak söylüyorum. Aslında statüler var. Yani en aşağıdaki batakhane ile en popüler pavyon arasında bir aynı şeyin statüsel farkı. Müzikte de öyle. Yani en aşağıdaki dinliyor ama bir yandan ülkenin top teninde bu. Yani ya da yine orada anlatan bir birey prenses gibi hissettiği bir dönem yaşıyor orada. Çünkü bir yine öyle bir pavyonun az solisti ya da üçüncü solisti, beşinci solisti ama prensesler gibi davranılıyor. Bu burada da benzer bir gariplik yok mu bu kültürel iklimde? Yani o hani soru olarak formüle etmekte zorlanıyorum ama yani gözlemi anlatıyorum o yüzden. Hani bu statü farkları,
toplamda en aşağıdakiler gibi gördüğümüzün bazen en üsttekileri de dönüştüğü bir şeye geliyor. Yani, toplumsal olarak yaşıyoruz çünkü biz bunu. Yani sırf alt sınıf... Orada birileri yaşıyor gibi bir durum aynen değil öyle, bu sanki. Aynen öyle. Yani sırf tüm bu dönüşümlerden, yani bu ta Cumhuriyet'in kurulumundan itibaren tüm modernleşme tarihimiz içinde zaten ele alınması gereken bir şey. Yani bunu biz sadece alt sınıflar ya da muhafazakar kısımlar ya da sadece kırsal kısımlar yaşadı diyemeyiz. Cahiller ya da başka bir deyişle. Aynen öyle. Yani hepimiz yaşıyoruz ve bu dönüşümün içindeyiz. Yani hem olumlu olarak hem olumsuz olarak. Benim bilmediğim şarkı çıkmadı mesela. Yani hani o ilginç. Çünkü öz olarak dinleyen biri değilim. Ama... Yani şu da çok ilginç. İşte biz de hani arabeskin ne olduğunu bilen ve tanımlayabilen insanlar olarak sevmediğim şarkı çıkmadı benim de. Yani onu söylemeye utandım ben. Ben söyleyebilirim artık. Yani çünkü hakikaten ki mesela şarkıların hiçbirini bilmeyen bir arkadaşımız vardı. Ayşe. Ve o hani artık şu gün geldiğimiz noktada bütün şarkılara keyifle eşlik edebiliyor. Çünkü bu arabesk evet benim de damarımda var yani. Hani ben de tam olarak tanımlayabildiğimi düşünürken arabeskin ne olduğunu. Ama bu da benim yetiştiğim yer, benim yetiştiğim ülke ve bende de arabesk var. Hani ama tabii adına da gönderme yaparak sorayım ben. Hani Türkiye eliti çok öyle düşünmüyor. Aslında tiyatro izleyicisini de biraz elit bir yere koyarsak sayılarının çok az olduğunu, hele ki böyle alternatif sahnelere gidip o kadar parayı verip giden bir avuç izleyiciyi de düşünürsek, bu bir gerilim yaratmıyor mu izleyici ve şarkılar ya da orada gördüğü kültür, ya da öyle bir şey hissettiniz mi izleyiciden? Şöyle bir şey oluyor işte, böyle bağıra bağıra eşlik etmiyor da şarkıları işte küçük küçük işte çıktıktan sonra diline dolanmalı. Yani bu reddedilebilecek bir şey değil. Çıkıyor hani, içinden diyorsun. Evet, o şey değil. Ya ben şöyle düşünüyorum, böyle, yani yavaş yavaş öyle yorumlar da gelmeye başladı. İşte cumartesi günü hadi gelelim bir şarkı dinleyelim falan diye de hani oyuna gelmeye başlıyorlar. Hani bayağı gazino muamelesi falan yani. Hani aslında ama öyle de öyle bir şey de yaratıyor bence. Doğru. Peki biraz Mekan Art'ın diğer oyunlarına da geçelim ama bu 80'lerde Lubunya olmak ne zaman izlenir? Bu ay daha çok cumartesilerdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kasım ayında da her cumartesi oynayacak ama aynı zamanda ikinci kat Karaköy'de yeni bir mekan açtı. 2 Kasım'da ikinci kata destek amacıyla ikinci kat Karaköy'de oynayacağız. Aynı zamanda Sahne Hal'in destek haftası var bu hafta 15 gün boyunca. 5 Kasım'da da Sahne Hal'de Mecidiyeköy'de oynayacağız. Onun dışında her cumartesi de Mekan Artı'da oynuyor 80'lerde Lubunya. Herhalde bir süre daha gidecek. Aynen öyle. Her cumartesi izlenebilir bir oyun. Peki bu hazır sen desteklere girmişken bu zaten bir alt fest başladı bitti. Tam sezon açılışına denk geldi. Üst üste oyunlar iyi oldu. Alternatif Tiyatrolar Festivali. Şimdi bir dayanışma haftasından söz ediyorsun. Sahne Hal'le ilgili yalnızca o. Yani ikinci katta yeni mekanı açtığı için desteğe onunla da öyle bir şey var. Ne oluyor bu alternatif mekanlarda sürekli bir yani, destek ve dayanışma haliyle sezonu kapatacağız herhalde. Başka şansımız olmuyor aslında. Yani bunlar tamamen aslında yine kültürel politikaların sonucu. Yani hem özel sektörden hem devletten destek göremediği için tüm bu alternatif sahneler bir şekilde kendi destek mekanizmalarını yaratmak durumundalar. Ve dayanışmayla oluyor bu ancak şu noktada. Yani seyircilerin de dayanışmasıyla bizim de kendi aramızda dayanışmamızla çözebiliyoruz. Çünkü tüm bu alternatif sahnelerin gişe gelirinden başka bir geliri yok. Özel sektör kurtarıyor mu peki? Kurtarmıyor tabii ki ama bir şekilde ilerliyorlar 4-5 senedir. Özel sektör çok destek olmuyor çünkü az sayıda insana hitap ediyor bu alternatif sahneler. Devletin de kültür politikaları içinde yer almıyoruz bile. Yani küçük ölçekli tiyatro salonları diye bir tanımlaması dahi yok. Hatta belki bilmiyorlardır bile bu türden salonlar olduğunu. Destek için başvuruyor musunuz? Devletin şu anda sadece oyun proje desteği var. Onlara başvuruluyor ama daha çıkmadı sonuçta. Yok, bu yıl zaten henüz netleşmedi. Biraz da gecikecek gibi izlenim de var o konuda. Bir şiddet üçlemesi serisi var Mekan Artı'nın. Yine 2 yıl oldu herhalde değil mi? Evet. İlk Ayna oyunu. Ayna ve Şekersiz. Biraz onlardan bahsedelim. Ayna değişik bir sahnelemesi de farklı bir yüzleşme hikayesiydi. Kadına yönelik şiddet, Şekersiz çocuğa yönelik şiddet. Sırada ne var? Bir öncelikle onu dinleyelim. Sırada kalem var. O da düşünceye yönelik şiddet olacak.
Zaten tasarlarken üçleme olarak tasarladık, her sezona bir tane şeklinde. İlki sizin de dediğiniz gibi kadınlara yönelik şiddetti. Şekerde çocuklara yönelik şiddet. Şimdi kalemde de düşünceye yönelik şiddet yapacağız. Yine Didem yazıyor metnini. İlk ikisinde Didem yazmıştı. Sezon sonuna doğru Mart Nisan gibi planlıyoruz çıkar diye. Onun dışında Şahmeran'ın Bacakları oynuyoruz. Hı-hı. Murat Anmunga'nın metni, Cenk Hikayeleri kitabında yer alan bir öyküden, yine aynı isimli öyküden Şahmeran'ın Bacaklarından uyarladık. Geçen sezon Mayıs'ta premier yapmıştı. 3 gösterim yaptı geçen sezon. Bu sezon devam edecek. Onun dışında yine 2 sezon önce... Bu iki şiddet üçlemesi 1 ve 2 Ayna ve Şekersiz oynamaya devam ediyor. Edecek, aynen öyle. 4 oyun yani. Tabii. Sizin... Daha var. Sesler var. Yine 2 sezon önce oynadığımız insan hakları mücadelecilerini anlatan bir oyunumuz vardı. Onu yeniden sahneye koyuyoruz bu sezon. Tam zamanı diye. O oynayacak. Bizde Yok oynuyor. Cumartesi Anneleri ve Gözaltı Kayıpları üzerine yaptığımız oyun. Orada da insanlara gözaltı deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz. Seyircinin gözlerini bağlayıp oyunu alıyoruz. Bir süreçten geçtikten sonra Cumartesi Anneleri'yle de oyunu noktalıyoruz. Geçen sezon bayağı uzun oynadı. Çok da ilgi de gördü. Bu sezon devam etmeye karar verdik. O da devam edecek. Tabii 6 oyun saydın. Evet. Yani bu biraz sizin çapınızda, çapınızı küçümsemek istemem ama bir tiyatro için fazla değil mi ve riskli değil mi? Yani şöyle, kendi salonumuz var ve orayı döndürmek durumundayız ve insanlara bir repertuar sunmak durumundayız. İyi yanı, bunlar aniden ve birden çıkmış oyunlar değiller. Uzun süredir devam eden oyunlar. Bizde Yok 3. yılına girdi. Ayna 3. yılına girdi. Şeker 2. yılında. Bu sezon yeni yaptığımız sadece 80'lerde Lubunya olmak var. Sonra kaleme yükleneceğiz ve bir proje daha gelecek inşallah. Daha kesin hatları belli değil. Öyle. Yani şu açıdan söylüyorum. Bu kadar oyun bir arada gidiyor. Bu cidden nasıl diyeyim? Hem güç, konular da çok sert. Yani arada biraz daha yumuşak oyun yapma niyetiniz yok mu? Yani hani Lubunya zaten başlı başına adıyla bile sert bir oyun. Şimdi saydıklarını düşünürsek hep kayıp, İşkence, evet. Ölüm, şiddet. Yani bu biraz bizim kimliğimiz oldu. Yani öyle tatmin yapmak oldu. İstemez misin mesela? 80'lerde Lubunya olmakta aslında biraz acı acı gülümsetmeye çalıştık. Yani baktık ki diğer oyunlarda çok ağır doz oluyor ve çok yükleniyoruz seyirciye. Bari acıyı yumuşatarak hafif doz verelim evet, dedik. İnsanların ağlayarak çıkmadığı nadir mekan artı oyunları. Yok ama aslında çok sert yerleri var. Yani öyle hani. Bir siliyoruz gözünüzün yaşını. Bir yumuşak yani. Yumuşak veriyoruz. Evet. Bu yapabileceğimizin en iyisi evet. Sanırım. yani bir şeyler anlatmak derdindeyiz ve ne yazık ki öyle bir ülkedeyiz ki çok keyifli şeyler anlatamıyoruz. Yani gönül ister ki evet buranın sorunlarını, buranın dertlerini ya da buraya ait bir şeyleri anlatırken keyifli şeyler anlatalım. Hı-hı. Ama hala o noktada değiliz. Bir gün belki komedi yapma noktasına geleceğiz. Umarım. Peki hani Gezi'ye de ufaktan bağlayarak sürenin de sonuna geldik. 25 dakika oldu. Hani sık konuşuluyor bu ara. Bu kadar Gezi kitabı çıkar mı? Zaten şarkıları sırasında çıktı. Film olsa da izlesek diyeni var, oyun yapılsa da. Ne diyorsun, Gezi'nin oyunu için erken mi? Erken. Yani bir şeyin sanata dökülebilmesi ya da yapılabilmesi için, yazılabilmesi için bence biraz vakit gerekiyor. Yani bir uzaktan bakmak gerekiyor. İzleyen için de onun hatırlatıcı bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha hepimiz içindeyken ona ait bir şeyleri izlemek, görmek aslında eksik bir yanlarını tamamlamayacaktır onun. Tam aksine baltalayacaktır diye düşünüyorum. Bir 5-10 yılı var diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Hatta çok da rahatsız oluyorum Gezi ile ilgili. Yani henüz içindesin, bir kitapçıya giriyorsun ve işte Gezi'nin günlüğü. Bu bitmedi ki. Yani daha hiçbir şey, bir şeylere evrilmeden, bir şey olmadan. Yani ticari kaygı demek bilmiyorum. Çok aynen, şey değil. Ya öyle olan da var. Yani, daha yorumlamaya çalışan yani, da var elbette. Ama çok Gezerken projesi mesela parklarda ücretsiz bir şekilde oynanıyor. Ve burada yani
onun temiz niyetini anlayabiliyorsunuz. Evet. Ama eylemin içinde doğan bir iş. DVD'lerde yayınlamak ve bundan yüksek ücretlerle satıp insanların aslında duygularını sömürmeye başlıyorsunuz ve bunu bir ticari unsur haline çeviriyorsunuz. Bunlar olmamalı. Yoksa... Bir de şöyle bir tarafı var yani. Böyle şeylerin insanların gazını aldığını düşünüyorum ben. Yani böyle bir SİBOP görevi gördüğünü. Hani ben onu izleyip ya da işte bir şey DVD'sini ya da okuyup bir şey yapıp. Ne güzel günlerdi be. Evet, bu değil ama yani hani o onun getirdiği o rahatlama, o katarsis duygusu şu an ihtiyacımız olmayan bir şey. Muhtemelen de filmden ya da oyundan, yani kitaplar daha özgün bence ama onu bekliyor. Talebin ya da işte bunu söylenmesinin nedeni de o, bir o coşkuyu göreyim ben hali var yani, o da çok tehlikeli. Halbuki o coşku yaşama zamanı yani hani gerçekten yaşıyor olma zamanı. Ya da bir filmin onu eleştiriyor da olması gerekir. Evet. O dönemi yani ya da evet. Bir sanat eserinin yani biraz onun da vakti gelmemiş olabilir. Evet, sonuna geldik. Son olarak bir hatırlatalım istersen oyun günlerini, yerlerini ya da hatırlatmak istediklerini. Mekan Artı'da oynuyoruz. Elmadağ'da, Taksim'de. Her cumartesi 80'lerde Lubunya Olmak oynuyor. Bekliyoruz seyircileri. Sizle bitirelim programı. Çok teşekkür ederiz. Ağırladığınız için yine bekleriz. Tamam, bu görmediğim bir iki tane var. 6 tane saydı. Onlara da geleceğim. Bekliyoruz. Kara Tahta'nın bugün de sonuna geldik. Görüşmek üzere.